vesaire. Şimdi şöyle bir olay düşünün. Birileri planlar yapıyor. Evet. Ve birileri de milyarlarca insan da o planlara uyuyor. Somut örnek ne? Bu sene mini etek giyilecek diyor birileri. Bütün kadınlar giyiyor mu? Giyiyorlar. İşte bitti. Üst tasarım bu. Al sana üst tasarım. Bunu 5 sene önceden düşünüyor. Almanya'da mesela 2. Dünya Savaşı'nda sonrasında giyim sanayi çökmüş vaziyette. Yeni moda yaratıyoruz diyorlar. Kısa kollu erkek gömleği. Çünkü materyal az. O tasarım yapılıyor tabii. O tasarım yapılıyor. Kısa kollu erkek gömleği giymek moda. Haline dönüşüyor. Herkes moda olarak giyiyor. Ama herkese onu yaptırtıyorlar. Saçlar böyle kesilecek diyor, kesiliyor. Şimdi 100 sene önce ben Osmanlı Devleti'nde şöyle dolaşabilir miyim? Boynumda bir kravat falan. Mümkün değil. Diyor ki bundan sonra kravat takılacak. Takıyoruz hepimiz. Evet. Gibi. Ben size yani işin çok basit Tabii şekilde tabii basit. Aynen öyle. anlaşılması için Tabii. söylüyorum yani. Şimdi hocam o zaman İlluminati de şu an devrede. Illuminati yok artık. Illuminati'nin fikirleriyle. Fikirleri devam Evet. etmekte Bakın hala neden değil mi? ama Illuminati yok. Illuminati cumhuriyetçi ve cumhuriyetin kurulması için uğraşmış olan bir teşkilat. Aydınlanma. Aydınlanma falan ayrı. Cumhuriyet diyor ki adam burada kral var. Biz onu devireceğiz. Cumhuriyet kuracağız. Şimdi bunlar büyük ölçüde gerçekleşmiş olan işler. Fransız devrimiydi. Fransız devrimiydi, şuydu, buydu. Ama Illuminati'nin fikri yeni insan tipi yaratmak. Yeni dünya düzeninde yeni insan tipi olacak. Bu yeni insan tipinin duyuş, düşünüş, davranışları bilinen insanların, her ülkedeki insanların duyuş, düşünüş, davranışlarıyla bir ve aynı olmayacak. Hiçbir şekilde onların değerler sistematiğine uymayacak. Ben bir ders veriyorum yurt dışında. Değerler sistemi. Evet, aksiyoloji diye, değer bilim diye bir ders veriyorum. Şimdi benim diyelim ki 10 değerim var. Bu 10 değerden bir tanesi mesela dil. Dil. Ha, şimdi benim dilimi bozulması gerekiyor. Benim söylediğimi benden 30 yaş küçük olan, benim oğlum yaşında olanın anlamaması gerekiyor. Nitekim diyelim ki faaliyet kelimesi. Faaliyet kelimesinin yerine etkinlik diye bir kelime koyuyor. Halbuki faaliyet, activity, etkinlik, efficiency. Yani bir tanesi tesir etmek hali, bir tanesi faaliyet hali. Ben buraya masaya vursam, vurduğum zaman kolumun olayı faaliyet. Masadaki olay tesiri. Evet. İnsanları sadece sebep ve sonuç. Sadece sonuç düşündürtmeye itiyorlar. Dolayısıyla etken güç yani sebep olan ortadan kaldırılmış vaziyette hocam. Böylece kimse ya bu işin sebebi ne diye bakamıyor. Sadece sonucu ne diye bakıyor. Yani sonucu görelim. Ya beyin yıkama merkezleri İşte bütün etkin. bunlar zihin kontrol mekanizmaları içinde gelişiyor ve zihin kontrol mekanizmaları içinde böyle bir hiyerarşi içinde basında, televizyonda, radyoda, şuradan, buradan böyle yağıyor üstümüze. Üstümüze yağdıkça biz yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş diyoruz ki tabii ya bir Armagedon da O zaman olmalıdır. şunu söyleyebilir miyiz ya Armageddon'la ilgili çok önemli bir film endüstrisi Amerika'da böyle Evet, güzel bir film Hollywood, çekilmiş. Hollywood en az 500 tane Hollywood yapmıştır. Siyonizmin merkezidir. Tabii biliyorsun. Hollywood sen. Ve dünya Evet. sinema endüstrisi ve dünyadaki televizyonların yani bütün Evet. dünyadaki televizyonların %80'i Hollywood'un kontrolündedir. Yani ben bir süre bu konularla ilgiliydim. Kültür Bakanlığı müşaviri olarak Evet. Amerika'daki toplantılara da katıldım, gördüm. Bana Amerika'da şu söylendi bakın Amerikan devletinin yetkilileri. Dediler ki Amerika'daki siyaseti 3 büyük sermaye grubu belirler. 1 otomotiv sanayi, 2 silah sanayi, 3 petrol sanayi. Ama hepsinin üzerinde bir büyük merkez vardır. O da Hollywood'tur dedi. Evet, artık Ben ne orada bir demek film istiyorsun? endüstrisi var. Şimdi Endüstrileşmiş bakın, artık yani. ben Hollywood'dan ne demek istiyorsun deyince sonradan bana dediler ki Hollywood, Holy Land. Kutsal ağaç, kutsal toprak. Evet, yani, Anlıyorsunuz değil mi? Böyle bir bağlantı var. yani o filmler bilinçli olarak yapılmış Evet. film.